Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz kiraz çiçeğini çalışacağız. Bunu daha önceden çalışmıştım ama tabii acemilik dönemimde çalıştığım için görüntülerimde problemler varmış. Arkadaşlar beni uyardılar. Ben de o yüzden tekrar çekmek istedim. Güzel bir oya, çok kolay, gösterişli bir oya. Her yerde rahat kullanabileceğiniz bir model. Ben gözlük zincirine çalışmıştım. Yazmalara çalışabilirsiniz. Takılarda çalışabilirsiniz. Çok hoş, zarif bir model. Ben suni ipekle çalıştım. Kendi elimde büktüğüm suni ipeklerle. Bu şekilde olanları var. Bir de bugün size şunu göstereceğim. Bu şekilde de satılıyor. Koyu pembesini bundan yaptım. Şöyle yapalım. Daha rahat görünsün. Bakın. Şu şekilde makaralar. Sanırım overlock ipi bunlar. Yani esnek bir overlock ipi. Yani böyle sağlam, sertlerinden değil de biraz daha böyle bir, bakın, böyle bir overlock ipi. Bu tek katlı şimdi. Bunlar iki katlı olarak sarılmış ama bu tek katlı. Bu yaparken bu şekilde bir iki kat yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Yani bu şekilde dört katlı olarak çalışıyoruz bunu. Kullanacağımız zaman. Evet, bu şekilde bir suni ipeğimiz var. Sonra da büktüğünüz zaman bu şekilde bir ip oluyor. Daha sonra da bunu esneterek, daha önce de göstermiştim, kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bugün bunlarla çalışacağız. Bunun yapılışına başlayabiliriz artık. İlk önce koyu pembe ipimizi alıyoruz. Evet, kameramızı da ayarlıyoruz ve yapmaya başlıyoruz. Şimdi koyu pembe ipimi aldım. Burada iki tane yaprağını koyu pembe yapmıştım ama bu sefer bir tane yapacağım arkadaşlar. Değişik olsun. Belki panolarda falan kullanabiliriz, tepsilerde. Evet, elimizle halkamızı yapıyoruz. Halkanın içinden iğnemizi geçirip alttan geçiriyoruz. Başlangıç düğümümüzü atmış oluyoruz. Böylelikle başlarken bu şekilde bir düğüm atıyoruz. Sonra işimizi çeviriyoruz. Halkanın içine bir tane zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra bir tane daha. 5 yaprağım olduğu için 5 tane zürafa yapıyorum. Halkanın içine. Beş tane oldu. Sonra henüz buradayken kapatıyorum. Ve ilk zürafama düğüm yapıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum yine arada. Sonra yavaş yavaş hepsini birer kere batarak ikinci sırayı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde ikinci sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar. Bu arada daha önce abone olmayan arkadaşlarımız varsa, abone olarak bana destek olurlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci sırayı da tamamladım. Şöyle göstersem. Evet. Şimdi ilk yaptığım, yukarıya çıkarken yaptığım zürafanın içine batıyorum. Ve düğümümü sıkıştırıyorum. Artık bir tane boru oluşmaya başlamış oluyor. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Üçüncü sıramı yapmaya başlıyorum. Dördüncü ve beşinci. Şimdi üçüncü sıramı da tamamladım. Bir sıra daha yapalım. Değişik bir yerde kullanacağımız, takılarda falan kullanacağımız zaman kökleri uzun çalışmıyoruz çünkü. Evet. Dört ya da beş sıra yaptığımız zaman yeterli bizim için. İnşallah net görünüyordur.
bazen kamerayı ayarlamakta zorlanabiliyoruz. Zor oluyor çekim yapması arkadaşlar. Evet, şimdi yaklaşık 5 sıra dolaştım ben. Şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. Bu birinci ilmeğim. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 ilmeğin üzerine 2 ilmeğimi yapmış oluyorum. İpimi geriye getiriyorum. Buna gözeme diyoruz. Arada ip yürüttüğümüz için. Aynı zürafaya bir daha batıyorum. Ve arttırmış oluyorum arkadaşlar. Tekrar yandaki ilmeğime geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Orayı da bir daha batıyorum. Aslında 2 tane arttırmış oluyorum ama aralara denk geldiği için 1 tane artıyor. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapıyoruz. İpim düz bir şekilde olması gerekiyor. Burada fazlalık olmasın, germesin de. Daha sonra bu uçta arttırıyorum yine baştaki ilmeğimde. Sonra ortadaki ilmeğime geçiyorum. Burada arttırma yapmıyorum. Kıyıdaki ilmeğime geliyorum. Burada aynı yere batarak arttırma işlemimi yapıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şimdi aynı şekilde kıyılara çift batarak 5 ilmek oluşturacağım. Bu şekilde. Evet, 4. ilmeğimi yaptım. Aynı yere batarak 5. ilmeğimi de oluşturdum. 5. zürafamı. Daha sonra eksiltmeye başlayacağım. Evet. İpimi geriye getirdim. Bu sefer artık hepsini birer kere batıyorum arkadaşlar. Arttırma işlemi yapmıyorum. Kendiliğinden eksiliyor zaten. Şimdi 4 ilmeğim kalıyor. Geri getiriyorum ipimi. Hepsine birer kere batıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Yine ipimi geriye getirdim. 2 ilmeğim kalıyor. Evet. Bu şekilde 2 ilmeğim kalana kadar yapıyorum. Ve bakın. Yukarıdaki ilmeğin içinde ipim bir alttakine batıyorum. Yana doğru zürafalar yapıyorum. Evet. Bu modeli tekrar çalışmamı çok istemişti arkadaşlar. Diğer videomda çok izlendi ama hatalarım varmış. Özür diliyorum hepinizden. Şimdi alttaki 2 ilmeğin olduğu yere kadar geldim. Şimdi de en alta batıyorum. Ve bu şekilde iğnemle ipimi bırakıyorum. Şu ucu, büktüğüm ucu vardı. Oraya da taktırıyorum. İğnemi bırakıyorum bu şekilde. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Şimdi açık pembe ipimi aldım. En son düğümün olduğu yere, tam dibe, yani ikili ilmeğin battığım yere, ikinci ilmeği battığım yere batırıyorum iğnemi. Evet, şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Yine 2 ilmek üzerine 2 ilmek yapmış oluyorum. Tekrar bu yaptığım yaprağın aynısından bu renkten 2 tane çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer 2 yaprağımı da tamamladım. Şimdi bu pembe ipimi keseceğim.
Çünkü bununla işim kalmadı artık. Onu işlemek için kullanmıyorum. Sadece beyaz ve koyu pembe ile işleyeceğim için tekrar beyaz ipimi takıyorum. Ve iki tane de beyaz iple yaprağımı çalışıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum ve iki ilmeğimi yapıyorum. İki tane de beyazdan yaprak çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimi tamamladım. Beyaz ipim hala takılı burada. İki yaprağımı yaptım beyazdan. Hemen koyu pembenin dibinden çıkartıyorum beyaz ipimi. Ortaya uzun bir tane bacak yapıyorum. Çizgi atıyorum, elif atıyorum. Bir tane sağına, bir tane de soluna. Bu şekilde koyu pembe işliyorum. Daha sonra açık pembenin altından çıkartıyorum. Yine uzun. Sağından ve solundan iki tane çizgi yapıyorum. Evet, daha sonra ipimi altta bırakıyorum. Dipten düğüm yapıyorum. Beyaz ipimi kesiyorum. Bu arada kökü tutturmuşum. Tutturmamışım, evet. Kökü bu taraftaymış. Şimdi koyu pembe ipim burada. Evet. Şimdi diğerinin içinden koyu pembe ipimi geçiriyorum. Yine uzun ve kısa damarlar yapıyorum. Şekilde beyazlarını da işliyorum. Sonra da tohumlama işlemini yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Tohum kısmını yapacağız. İlk önce açık sarıdan ipimizi alıyoruz. Halkamızı yapıyoruz. İçine bir tane zürafamızı yapıyoruz. Geriye doğru bir tane zürafa yapıyoruz. İleriye doğru bir zürafa. Sonra geriye doğru bir zürafa. Dört tane zürafa çalıştım. Şimdi üçüncü zürafanın içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Sonra dört tane daha pırpır yapıyorum buraya. Evet, bu şekilde. Beş tane pırpırımız oluyor. Dört. Ve beş. Şimdi kestiğimiz zaman buradan kesmiyoruz. Altta bırakıp kesiyoruz ki üstten çekiştirdiğimizde açılmasın. İplerimizi kesiyoruz. Sonra koyu sarı ipimizi alıyoruz. Baştaki pırpırımıza ipimizi bağlıyoruz. Aynı yere batarak bir tane küçük pırpır oluşturuyoruz. Çok küçük ama. Sonra yandaki ilmeğe geçiyoruz. Şu şeyi keselim ilk önce. Takılmasın elimize. Evet. Şimdi hepsinin içine birer tane bu şekilde atlayarak yapıyoruz. Sonra aralarını kesiyoruz.
şekilde hepsinin içine birer tane zürafa, pırpır, pırpır kadar değil ama zürafa şeklinde nokta açık çalışıyoruz. Evet, bu şekilde çalıştık. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Buradaki önemli noktayı göstereceğim. Şu şekilde yapıp yukarı doğru çektiriyoruz. Ki toparlasınlar kendilerini. Daha sonra koyu pembe, kökümüz koyu pembe olduğu için koyu pembe ipimizi tohumumuza bağlıyoruz. Bir tane daha düğüm atıyoruz sağlam olması için. Sonra buradaki fazla ipi de kesiyoruz ki yukarıda görünmesin. Hoş bir görüntü olmaz. Sonra şu şekilde iğneden, iğneyle bakın iğnenin arkasıyla kökten başlangıç noktasından çıkartıyoruz. Sonra yerleştiriyoruz tohumumuzu. Güzelce yerleştiriyoruz içine. Dışarıda kalmasın. Bu şekilde yandan görünüşünde şöyle. Çok dışarıda olmasın. Sonra buraya bir tane düğüm atıyoruz. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Hemen burada nereye dikmek istiyorsak halıya, namaz örtüsüne, takıya veya tele dikmek istiyorsak bu şekilde hemen alttaki iplerini bırakıyoruz. Duruyor. Alttaki ipleri dikmek için bu şekilde altlarını bırakarak, iplerini bırakarak dikme mesafesinde tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yaparsınız ve iyi günlerde kullanırsınız inşallah.